Hepinize selamlar. %1'e girebilmek için hangi netler aralığında olman gerekiyor? Şu zaman diliminde onlarla ilgili konuşalım istiyorum. Öncelikle LGS 2024 çalışmaları nasıl gidiyor? Şöyle yorum kısmına gelin, bir sizden şu çalışmalarınızı bir alayım arkadaşlar. Öncelikle %1'e girmek gerçekten de kolay bir iş değil. O zaten kolay olmadığı için sizler buradasınız. Zoru başarmak istiyorsunuz. Bunu yani şu anki LGS tayfa %1'e girmesi için gerçekten de kaç netler arasında olması gerekiyor? Denemelerin nasıl olması gerekiyor? Biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Ben LGS'nin son saniyesine kadar yanınızda olmaya çalışacağım. Size destek vereceğim. LGS'lerden sonraki kısımda da sizin yanınızda olmaya çalışacağım. Çünkü tercihler dönemi olacaktır. LGS'yi analiz edeceğiz. LGS'de neler yapılmış, ona göre tercihler dönemini, tercihler sürecini ileriye atacağız. Yani tercihler sürecine gireceğiz. Ve orada da sizlere destek olacağım. Merak etmeyin. Öncelikle bunları kaçırmamak adına tabii ki abone olup like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Eyvallah. Arkadaşlar, %1'e girmek gerçekten de kolay bir iş değil. Zor bir iş. Ama zaten biz bunu başaracağız. Zaman dilimimiz azalıyor. Eyvallah, bunu da biliyoruz. Az bir süreç kısmında ben size şunu öneriyorum. Lütfen deneme ağırlıklı gidin. Denemenizi mutlaka olun ve artık her günde bir deneme koymaya çalış en azından. O denemeleri analiz et, işte onları hesaplamaya çalış. İşte yaklaşıyor musun, yaklaşmıyor musun? Onların hepsini konuşalım istiyorum. Şimdi sizlere LGS ile ilgili bir puan hesaplama, LGS puan hesaplama nokta netten LGS puan hesaplama kısmına girelim istiyorum. Benim en böyle gerçekçi bulduğum arkadaşlar puan kısmı bu oluyor. Hemen bakalım, inceleyelim. Şimdi öncelikle biz şu an için konuşuyoruz, bakın. Şu an için konuşuyoruz. Diyorum ki Türkçe için hadi 18 doğru 2 yanlış olsun. İnkılap 9'a 1 olsun. Din kültürü 9'a 1 olsun. 0 oldu. Tamam, neyse, hadi inkılap demek ki 10'da 10 gelecek inşallah. Hadi bakalım. İşte 9'a 1 oldu. Matematik 16 olsun mesela. 16'ya 2 olsun, örnek veriyorum. Fen bilimleri de 17'ye 2 olsun. Şimdi toplamda net sayımız 76. Ben buradan hesapla dediğimde şöyle 459 civarı geliyor. Şöyle bakayım, görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Sağ tarafta arkadaşlar puanımız var. 459. 449, özür dilerim. Yani 450 civarı. Peki bu 450 ile yüzde kaça gidiyorsun? 2023'te 6,67'ye girebiliyorsun. 2022'de 2,97'ye giriyorsun. 2001, bak, 2021'e dikkat eder misin? Neredeyse bu netlerle %1'e giriyorsun. Bak, dikkatlisi 1,28. 2020'de 1,93, 2019'da 4,7. Peki bunlar neye göre değişiyor hocam diyorsunuz. Yani %1'den neye göre değişir? Sınavın kolaylığı ve zorluğuyla değişiklik gösterir. Bakın, 2023 gerçekten de çok kolay bir sınavdı. Ve sadece birinci dönem olduğundan dolayı ben şunu kesinlikle şunu inanıyorum. Diyorum ki 450 puan alan bir öğrenci bu yüzdelik dilimlerde kalmayacaktır. Daha düşük yüzdelik dilimlere gelecektir. Bazılarınız diyor ki ya hocam, yani ben o zaman niye düşüyor yüzdelim? Arkadaşlar, düşük yüzdelik sizin için daha iyi. Yani yüzdelik ne kadar düşerse sizin başarınız o kadar artar. O yüzden örnek veriyorum, sen 450 aldın. Hocam ben 450 ile %6'ya mı gireceğim, işte geçen sene %6'ya girmişler falan diyorsunuz. Arkadaşlar, sınavın seviyesiyle bu değişecektir. Bakın, 2021 gerçekten de yani LGS'nin en zor sınavlarından biri olduğu için 450 almak o kadar kolay değildi yani. Çalışanlar, iyi şekilde çalışanlar, gerçekten aldı ve o puanla %1'e girilebiliyordu. %1,28. Peki ben bu civardayken, örnek veriyorum, sınav diyelim ki 2022'ye benzer oldu. Tamam, 2022 seviyesinde, ama ben bu puanlarla %2'ye giriyorum, ya yani %3'e giriyorum. Ben hangi netler arasında olursam gerçekten de %1'e girebilirim. Bak, eğer bu netler arasındaysan ben şuna inanıyorum. %1'e girme ihtimalin yüksek. Bak, bu netler arasındaysan. Ne yaparsın? Burada matematiği örnek veriyorum. Bak, 2022'ye göre değerlendiriyoruz. Matematiği 1 arttırdın. 17 yaptın. Yine 2 yanlışın olsun. Bak, sadece matematik kısmını 1 artırıyorum. Hadi buradan da yanlışımız 1 yanlışa dönüşsün. Bak, hemen hesapla diyorum. Dikkat et. Ne oldu? 2,29'a kadar geriledik. Yani başarımız arttı. Peki ben diyorum ki ya matematiği biraz arttırdım. Bu zaman diliminde ben feni de arttırırım. Feni de 18 yaptım diyorum. Türkçeye bakıyorum. İnkılap tarihine bakıyorum. İnkılabı da 10 yapayım diyorum. Yabancı dilde 10 yapıyorum diyorum. Ve hesapla diyorum. Bakın,
1.57'ye kadar gelmeye başladım. Tamam bak. Yavaş yavaş kendimi arttırıyorum. Bunlar artabilir mi? Tabii ki artar. Yapabilirsiniz yani başarabilirsiniz. Peki ben kendi analizlerimi yaptım. İşte denemelerimi gerçekten de çok iyi analiz yaptım. Yapamadığım soruların üzerine gittim. İşte hata yapmamaya başlıyorum artık. Yani bu kesin doğruysa yapıyorum. Değilse yapamıyorsam yapmıyorum. Yani yanlış yapmamaya çalışıyorum. O yüzden şu yanlışlarımı ne yapıyorum biliyor musunuz? 0, 0, 0 ve 0. Hesapla diyorum. %1.04'e ulaşmış oluyorsun. Görüyor musun? 470 puan aldık. 1.04 puan. %1.04'e kadar yükseldi. Ne yaptın? Bak burada ne yaptık? Matematiğimizi biraz arttırdık. Fenimizi az arttırdık. Burada diğer derslerimiz 18-18 yani hepsini full geçirdik, full yaptık. Ve yanlış hiç yapmadık. Geldik %1 noktasına. Arkadaşlar eğer burada şu son bir ayda gerçekten de analizlerini çok iyi yaparsan, denemeli analizlerini soru kaçırmamazlığı yaparsan ve gerçekten de yapamayacağın soruları boş bırakırsan bu işi başarabiliyorsun, düzeltebiliyorsun kendini. Yapabilir misin? Yapabilirsin. Peki ben hocam yani minimum kaçta olmam gerekiyor? Yani ben hocam şu netlerde olmam ya da şu netlerdeyim. %1 kısmı için yani kazanabilir miyim? Mesela ben şunu diyorum. Diyorum ki yani şunu diyorsun sen hocam ben işte 14 tane matematik yapıyorum. İşte 16 tane fen bilimleri yapıyorum. İşte ne bileyim 17 tane de Türkçe yapıyorum. İşte bunlardan da 8 tane yapıyorum. 9 tane yapıyorum. 8 tane yapıyorum. Örnek veriyorum. Hocam ben bu haldeyken 72 netteyken %1'e girebilir miyim? Hesapladım. 434'lerde falanken %1'e girebilir miyim şeklinde soru işaretleri var kafanızda. Bakın arkadaşlar. Eğer sizler bu seviyedeyseniz ki şu an görünüyor değil mi? Görünüyor tamam. Eğer sizler bu seviyedeyseniz bakın inanın bir ay boyunca çalıştığınızda bir ay boyunca emek verdiğinizde inanın o 470'leri görürsünüz. Gerçekten de görürsünüz. Bakın matematikten 14 yapıyorsun. Analizlerini yap. Bak güzel analizlerini yap. O analizlerini yaptıktan sonra yapamadığın sorular üzerine git. O yapamadığın sorular üzerine gittikten sonra onları öğrendin. Onlarla ilgili analizler yaptın. O yapamadığın soruları öğrendin. Çok güzel yaptın. Paragraf sorularına devam ediyorsun. Paragraf sorusu çözüyorsun. Eksiklerini bu şekilde gideriyorsun. Bir ayda değişir. Bak bu netlerdesin. 72 netten çıkarsın. Gerçekten de yapabilirsin bunu. Ya Allah aşkına bak matematik 14 ya. 14 yapıyorsun mesela örnek veriyorum şu an. Bak bunu 17'ye kadar çıkarsın. 14, 15, 16, 17. 3 tane daha net yapacaksın. 3 net yapamayacak mısın ya? Yaparsın. Çok rahat yaparsın. Bak 14. 3 net yaptın 17. Bak 3 net çık. Bak 1 ayda o 3 netçiyi yaparsın. 17'ye çıktın. Fen bilimler 16. 3 netçik. Bak 3 netçik. 16'dasın zaten ya. 3 netçik yaparsın. Kaç yaptı? 19 net yaptı fen bilimleri. 3 net daha artırsın. Türkçeden 17. Hadi 1 net arttı ya. Türkçeden dil bilgisinde problem yaşadın. Sıkıntı yok. Bak bu inkılap tarihini. İşte bunları kesin %100. Ben o hadi nazar olsun ya. Birer tane nazar olsun diyorum bak. Hesapladım. 81 nete kadar geldin. 1.14. Anlaştık mı? Yani arkadaşlar baktım matematik 17, fen bilimleri 18, yabancı dil din kültürü. Al inkılabı 10 yapalım. Hesapla. Tamam. %1'e giriyorsun. Bak bu netlerle, bak şu netlerle gördüğün 82 netle %1'e girebiliyorsun. Yani bu tabii ki 2020'ye göre baz alıyoruz. 2020 bizim için gerçekten de 2020 gibi olacağını düşünüyorum ben seviye kısmının. O yüzden 270-271 ile %1 kısmını görürsün diye düşünüyorum. Zaten bu yüzde yani %1'e girersen yani yüzde çok iyi liselere girersin zaten. Hiç problem yok. Netleri görüyorsun bak. Türkçeden 18. Bak bunlar kolay işler değil. Zor işler. Evet eyvallah. Mesela inkılap tarihi 10, din kültürü 9, yabancı dil 9, matematik 17 yapmak, fen bilimlerinden 19 tane net bak bunlar net. Yapmak tabii ki zor iş. Ama yapamazsınız anlamına gelmiyor bu. Zaten seviyeniz orta seviyeye gelmişsiniz zaten bir şekilde. Sen oturacaksın. Bu bir ayı çok iyi değerlendireceksin ve %1'i kazanacaksın. %1'e girebileceksin. Anlaşıyor muyuz? Kaç netle giriyormuşsun? 82 netle. Gerçekten de şu netleri yaptığında 82 netle %1'e
girersin diye düşünüyorum. Bak bu kendi fikrim. 2022 sınavının nasıl olduğunu bilmediğim için yine kendi düşüncem, kendi hissettiklerim, kendi analizlerime göre 2022'ye göre benzer olacağı için yorumum bu şekildedir. O yüzden bu netleri yaptığında %1 kısmına, 100, 471 puan alıp %1 kısmına girebiliyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı olur inşallah. Örnek veriyorum. Hedefin kaç? Senin hedeflediğin kaç? Ya da hangi yüzdelik dilimleri istiyorsun? Yorum kısmına yazın. En çok beğeniyi alan o yüzdelik dilimlerin yorumlamasını yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle yorum kısmına geliyorsun. Diyorsun ki hocam şu yüzdelik dilim kaç puan ya da ne yapmam gerekiyor? Nasıl çalışmam gerekiyor? Yüzdelik dilime gelmem gerekiyor. Onunla ilgili yorum kısmında kendi fikirlerinizi belirtin. Ben oradan en fazla like alan, en fazla beğeni alanına ilgili video çekeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah %1'ler değil de 0.2'ler, 0.3'ler, 0, hatta 0.01'ler, 500 puanlar inşallah gelir de sizleri oralarda görürüz. Ben birçok şey değiştireceğinizi, güzel yerlere geleceğinize inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Lütfen ama lütfen altıncı soruyorum, pes etmeyin. Lütfen pes etmeyin. Daha zamanımız var arkadaşlar. Yapabileceğiniz zaman dilimi var. Bir ayda çok şey değiştirir. Çok şey değişecek ve değiştireceksiniz. Çünkü gerçekten de çalışabileceğiniz ve odak noktanızın en fazla olduğu zaman dilimidir. Burada muhteşem şeyler değiştirebilirsiniz. Onu gidin, değiştirin ve o liseleri kazanın arkadaşlar. Var mısınız o liseleri kazanmaya? Varsınız.